Değerli basın mensupları, dün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarımızı yaptık. İçinden geçtiğimiz kritik günleri, ülkemizin sorunlarını yetkili organlarımızla değerlendirdik. Bugün de gündemdeki gelişmeler hakkında görüşlerimizi paylaşmak için karşınızdayım. Bugün gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Tarık Akan'ın 3. ölüm yıl dönümü. Sözlerime başlarken kendisini de rahmetle anmak istiyorum. Gerçekten önemli bir demokrasi mücadelecisiydi. Sadece büyük bir sanatçı değildi, aynı zamanda önemli bir demokrasi mücadelecisiydi. Bu sabah Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı. Ekonomi sağlıklı mı? Yurttaşlarımız mutlu mu? Milletimizin karnı tok mu, sırtı pek mi? Bunu en iyi işsizlik rakamlarından anlarız. Eğer bir ülkede milletin işi varsa, yine o ülkede gençler üniversiteden mezun olduğunda hemen iş bulabiliyorlarsa, o ülkede işler yolundadır, ekonomide çarklar dönüyordur. Ama bugün açıklanan işsizlik rakamları bir kez daha şunu gösterdi, ekonomimiz ağır hastadır. İşsizlik Haziran'da %13'e yükselmiş. Yani geçen yıldan bu yana artış 3 puan. İşsiz sayısı 938 bin kişi artmış, 4.253.000'e çıkmış. İşsiz sayımız son 7 aydır her ay 900 binin üzerinde artıyor. Aslında biz bu durumu hiçbir krizde görmemiştik. Gerçek işsiz sayımız ise son bir yılda 1.120.000 kişi artarak 7.724.000'e ulaşmış. Oradaki artış 1 milyonun üstünde. Ama iş gücüne katılanların sayısındaki artışa baktığımızda ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Son bir yılda çalışma çağındaki nüfus 800.000 kişi artmış. Bunun bu defa bu ayda sadece 137.000'i iş gücüne katılmış. Bugüne kadar incelediğimizde mevcut seride bu kadar düşük bir iş gücüne katılım yok. İş gücüne katılanların sayısı geçen yılki kadar artsaydı, bugün size söylemiş olduğum 4 milyonluk işsiz sayısı 538 bin kişi daha yüksek olacaktı. Anlaşılan, TÜİK'in başında oturan damadın arkadaşı yine kalemi eline almış, bazı düzeltmeler yapmış. Arkadaşlar, verilerle oynayarak gerçekleri gizleyemezsiniz. Artık mızrak çuvala sığmıyor. İnsanlar işsizlikten inim inim vatandaşlarımız inliyor. İşsizlik milletin canını gerçekten çok yakıyor. Bütün bu düzeltmelere rağmen yine de bu ülkenin umudu ve geleceği gençlerimizin işsizliği son bir yılda tam 5,4 puan artmış. %24,8. İş arayan her 4 gencimizden biri iş bulamıyor. Ne eğitimde ne işte olan, yani boşta gezen gençlerin sayısı ise 5 milyonu geçmiş. 5 milyon 200 bin. Son bir yılda işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı, işte olup da işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı ise 802 bin kişi. İşsizler ordumuza son bir yılda katılan her 100 işsizden 85'i daha önce işi olup da işini kaybedenlerden oluşuyor. Çalışanların sayısındaki azalma 8 aydır sürüyor. Bu kadar yapışkan bir işsizliği ekonominin %4,7 daraldığı 2009 krizinde dahi görmedik. Burada dikkat çeken bir başka gelişme de son bir yılda 802 bin vatandaşımız işini kaybetmiş. Ama işsizlik sigortasından yararlanan
kadar fazlası var. Diğer kamu kuruluşlarına veriyoruz. Havuz müteahhitlerinin borçlarını ödüyoruz. Ona rağmen 802 bin kişi işsiz sayısı artarken işsizlik sigortasından yararlananların sayısı 657 binde kalmış. Dolayısıyla işsiz kalan her 100 kişiden sadece 82'sine işsizlik sigortasından ödeme yapılabilmiş. Bu işsizlik fonunun başka amaçlar için kullanıldığını açık seçik ortaya koyuyor. Yine işsizlik fonunun işsizlerin derdine derman, işsiz kalanların derdine derman olma konusunda yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Burada mevzuat eksikliği varsa ben sarayı, iktidarı bir an önce bu konuda tedbir almaya çağırıyorum. Değerli basın mensupları, iş olmayınca aş olmuyor. Milletin de yüzü gülmüyor. Hatırlayın, bu ülkede bir yazar kasa atıldı diye iktidar düşmüştü. Ama bugün insanlar Ankara'nın göbeğinde kendini yakıyor. Bu vatandaşımızın, Sayın Recep Peker'in gözlerindeki çaresizliğe sarayın bakmasını istiyorum. Bu çaresizliği sarayın görmesini istiyorum. Aslında bu fotoğraf 17 yıl sonunda bu iktidarın bu ülkeyi nereye getirdiğini açık seçik gösteriyor. Borç milletin kemiğine artık dayandı. Bu yurttaşımız da borçlarını ödemediği için, haciz geldiği için emekli bir yurttaşımız kendini yakmaya kalktı Güven Park'ın ortasında. Yılın ilk 7 ayında protestoya düşen senet tutarı geçen seneye göre %31 artmış. 12 milyar lira olmuş. Yine bu dönemde karşılıksız çekler %53, karşılıksız çıkan çekler %53 artmış. Bankaların tahsil edemediği bu dönemde borçlar %55 artmış, 124 milyar liraya çıkmış. Milletin yuvası yıkılıyor. Kimse de huzur kalmadı. Sosyal dengelerimiz sarsılıyor. Yurttaşlarımız sosyal medyadan sessiz çığlıklarını duyurmaya çalışıyorlar. Ama milletin sesini ne saray sosyetesi ne de havuz medyası işitiyor. Onların işi tıkırında. Kanatlı kanatsız, tekerlekli tekerleksiz, yüzen yüzmeyen her cins sarayları var. Oralarda oturup milleti unuttular. Daha yeni Almanya'dan her biri 80 milyon liralık 4 tane lüks araç almışlar. Niye almışlar? Sorarsanız niye aldınız? Millet bu kadar sıkıntı içinde niye tasarruf yapmıyorsunuz dediğinizde cevap hazır. Sarayın itibarından tasarruf olmaz. Biz boşuna söylemiyoruz. Ülke yönetilmiyor, ülke savruluyor. Bunlar israfın, debdebenin, şatafatın doruklarında gezerken milletten iyice koptular. Bir tarafta debdebe, israf, saltanat, diğer yanda perişanlık kol geziyor. Sabah namazıyla dükkanını açıp siftah yapmadan akşam ezanıyla dükkanını kapatan esnaf perişan. Mazot, gübre, ilaç fiyatlarıyla para etmeyen mahsul arasında sıkışmış, tarlada döktüğü alın terinin karşılığını alamayan, bankaya borcunu ödeyemeyen çiftçi perişan. Dün genel başkanımız pamuktan bahsetti. Bugün ben kısaca ayçiçeğinden bahsedeyim. Ayçiçeği üreticisi malını nereye satacağını bilemiyor. Referans fiyat, gümrükler konusunda gerekli ayarlamalar yapılmadığı için şu anda ithalat, Tarım Bakanı'nın açıkladığı ayçiçeği fiyatının altında. Dolayısıyla da tüccar mal almıyor. Birlik var, birliğin de gücü bu malın tamamını almaya yetmiyor. Ama ayçiçeği üreticisinin feryadını duyan yok. Elektrikten doğalgaza, sigaradan çaya, zam yağmuru altında millet sırılsıklam. Buna karşılık saray
%4,4 maaş zammıyla memura evini geçindir diyor. Ay sonunu getiremeyen, tefecinin, faizcinin eline düşmüş, çareyi kendini yakmakta arayan emeklimiz perişan. Ama memlekette mutlu bir kesim var, o da saray sosyetesi. 82 milyon çalışıyoruz, bir avuç sosyeteyi mutlu etmeye uğraşıyoruz. Ekonominin başındaki damat zaten her gün harikalar diyarında geziyor. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası'na ödeyemediği borçlarda ciddi bir artış var. Çiftçimiz bu borçlarda yapılandırma bekliyor. Ama saray yandaş borçlarını yapılandırmaya öncelik veriyor. Çiftçinin, esnafın, memurun, işçinin, sanayicinin derdine çare aramıyor. Çünkü üretenlerin, alın teriyle para kazananların saray nezdinde paydaş ve yandaşlar kadar itibarı yok. Damat bir yandan gidiyor, yabancı haber ajanslarına Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor diye dil döküyor. Öbür yandan kendine bağlı borçlanma genel müdürlüğü kuruyor. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu demezler mi adamı? Mali dengeler bu kadar güçlüyse, borçlanma genel müdürlüğüne neden ihtiyaç duydunuz? Ben söyleyeyim, devri iktidarlarında ülkenin dış borcu 3,5 kat artmış. 453 milyar dolar olmuş. Devletin iç borcu 4,5 kat artmış. 700 milyar lirayı aşmış. Bu da yetmemiş. Ellerinde artık satıp savacak mal da kalmamış. Son 16,5 yılda 63 milyar dolarlık Cumhuriyet döneminden ve ondan sonraki hükümetlerden kendilerine intikal eden fabrikaları, tesisleri, arsaları, arazileri satmışlar. Türkiye'nin geçmişini yemişler, geleceğine de ipotek koymuşlar. Milletin kesesinden tek kuruş çıkmayacak deyip yaptıkları kamu özel işbirliği projeleri bugün tam bir kara delik olmuş. Milletin yatmadığı hastane, geçmediği köprü ve yollar için milyarlık garantiler vermişler. Hem de dolarla, avroyla. Dün Sayın Genel Başkanımız rakamları açıkladı. Ben bir kez daha tekrar edeyim. Sadece geçen yıl bütçeye bu projeler için 6 milyar lira ödenek koydular. Bu yıl aynı ödeneği 9,7 milyar liraya çektiler. Gelecek yılda tahmin olarak 20 milyar lira sırf bu projelerin garantileri için bütçeden ödeme yapmayı öngörüyorlar. Peki bu garantiler neden verildi? Bir avuç havuz müteahhidi abad olsun diye. Abad olurken de utanmadan, sıkılmadan bu millete sövsünler diye verildi herhalde. Bu millet bunları unutacak mı? Zaman zaman anlatıyorum. Cumhuriyeti kuran kahramanlar ekonomi politikalarını oluştururken tek bir ilkeyi düstur edindiler. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz. Bu yolda şeker fabrikalarını, bez fabrikalarını, un fabrikalarını dışarıdan tek kuruş borç almadan kurdular. Uçak fabrikalarını. Ve ekonomi politikalarında iki şeyin üstüne titrediler. Sağlam para, denk bütçe. Millet kendi parasına güvenecek, Cumhuriyet dışarıya avuç açmayacak. Çünkü Osmanlı'nın son günlerinde enflasyon belasının da ne olduğunu gördük. Yine kapitülasyonların ve ağır borç yükünün bir milletin başına akbabaları nasıl üşüştürdüğünü de gördük. Cumhuriyeti kuranlar da bunu gördü. Cumhuriyeti 90 yıllık reklam arası olarak görenler bunu göremedi. Cumhuriyete reklam arası diyenlerin iktidarı 17 yıldır el atına binip sağa sola çalım satıyor. Şimdi geldiğimiz yer ortada. 50 milyon dolar için bu ülkenin en stratejik fabrikalarından birini, tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar. Dün Sayın Genel Başkanımız tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesine zemin hazırlayan 1105 sayılı karar neden resmi gazetede yayınlanmadı diye bir kez daha sordu. Saraydan çıt yok.
Maden saraydan çıt yok, milletimizin stratejik savunma sanayini Katar ordusuna peşkeş çeken bu kararnameyi açıklamak sarayın ortağı Sayın Bahçeli'ye düşer. Bir yanda milletin en stratejik savunma tesisleri başka ordulara peşkeş çekilirken, diğer yanda faiz lobilerine oluk oluk paralar akmaya devam ediyor. Dün Sayın Genel Başkanımız 2019'un ilk 7 ayında bütçeden yapılan faiz ödemelerini açıkladı. Bu yıl ilk 7 ayda bütçeden yapılan faiz ödemesi yaklaşık 11 milyar dolar. Bir de 2003'ten bu yana, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bütçeden yapılan 16,5 yılda toplam faiz ödemeleri var. 2003'ün ilk gününden 2019'un 31 Temmuz'una kadar bütçeden faiz için ödenen tutar tam 467 milyar dolar. Niye dolar kullanıyoruz? Aynı para birimi, yani enflasyondan bir miktar arındırılmış olsun diye. Bir kez daha tekrarlıyorum. Son 16,5 yılda bu iktidar yönetiminde bütçeden faiz için ödenen tutar tam 467 milyar dolar. Şimdi bunu 2003 başından 2019 Temmuz'una kadar geçen gün sayısına bölersek, ki 6052 gün var, faize her gün bu iktidar 77 milyon dolar ödemiş. Bir daha tekrarlayayım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğu 16,5 yılda her bir günde faize 77 milyon dolar ödenmiş. Bugün aynı beyler 50 milyon dolar için Türkiye'nin en stratejik savunma sanayi fabrikalarını yabancı ordulara peşkeş çekmeye kalkıyorlar. Ayıp unuttular, günahı unuttular, utanmayı unuttular. Söylüyoruz, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Bunu boş yere söylemiyoruz. Bütçe verilerinin yayınlandığı 1970'lerden 2002'ye kadar 27 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi toplam 251 milyar dolar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden önceki 27 yıl boyunca iktidarlar 251 milyar dolar bütçeden faiz ödemişler. 27 yıl. 16,5 yılda ne kadar bu iktidar döneminde? 467 milyar dolar. 1975-2002 dönemini bir hatırlatmak isterim. Bu dönemde Türkiye'ye uygulanan ambargolar var. Petrol krizleri var. Dünya ekonomik buhranları var. Sınırlarımızda savaşlar, körfez krizleri var. Ekonomik krizler, depremler, doğal afetler var. Ve 27 yılda ödenen faiz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16,5 yılda ödediği faizin neredeyse yarısı. Gün hesabına dönersek, bunların iktidarında faize her gün 77 milyar dolar ödeniyor. Onlardan önceki iktidarlar ise 27 yılda faize her gün 25 milyon dolar ödüyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görevde olduğu her bir günde kendinden önceki dönemin 3 katı kadar faiz ödenmiş. Şimdi bu rezaletin sahipleri bunun üstünü örtmek için bağırıyorlar. Yok faize karşılarmış, yok yeşil finansmış, yok faizsiz bankacılığa bankacılık denilmemeliymiş, yok faizsiz bankacılık danışma komiteleri kurup bu araçlara fetva alacaklarmış. Bunları geçin. Dün genel başkanımızın konuşmasını yaptığı saatten bu yana yaklaşık 27 saat geçti. Ve bu 27 saatte bu ülke 56 milyon dolar ödedi. Faiz metre 56 milyon dolar yazıyor 27 saatte. Siz boş boş işlerle uğraşıyorsunuz. Şimdi faiz lobisi bunları sevmesin de kim sevsin? Ülkeyi bu hale getirdiler. Hani ucube tek adam rejimi bu ülkeyi şahlandıracaktı? Esnaf, iş adamı zaten iflas ve konkordato arasına sıkışmış durumda. Şimdi de ülkemizi iflasın eşiğine getirdiler. Elbette bu haldeki bir ekonomiye borçlanma genel müdürlüğü de gelir. Böyle giderse bakın buradan uyarıyorum, düğünü umumiye de gelir. Tekrarlıyorum,
Bu ülke yönetilmiyor, bu ülke savruluyor. Millet artık kendi yerli ve milli parasına, yani Türk lirasına güvenmiyor. Millete şov olsun diye sahte dolarları yaktırdılar. Döviz büfelerinin önünde dolar verip Türk lirası almak için kuyruklar oluşturdular. Sonuç, son bir yılda bankalardaki milletin döviz mevduatı 39 milyar dolar artmış. 190 milyara dayanmış. Bu bir rekor. Millet peki kendi parasına güvenmiyor. Devlet ne yapıyor? Devlet zaten kötü örnek olan devlet. İhaleleri, garantileri, köprü geçişlerini dolarla, avroyla belirlemeye devam ediyor. Fransa'nın ünlü siyasetçisi Jacques Delors. Bunun meşhur bir lafı var. Almanların tamamı belki Tanrı'ya inanmaz ama tamamı Alman Merkez Bankası'na inanır diyor. Bu güvenilir kurumların önemini gösteren, tarihe kazınmış olan bir söz. Geçen yıl Ağustos ayında biz dünyada hiçbir muhalefetin yapmayacağını yaptık ve iktidara 13 maddelik bir reçete verdik. 13 tane maddeden 2 tanesini sadece burada değerlendirmek istiyorum. Birincisi Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına dokunma dedik. İkincisi de döviz esas alınarak imzaladığın sözleşmeleri derhal Türk lirasına çevir dedik. Ne yaptılar? İlkinde ülkede ilk defa, biz bunları söyledik ya, ilk defa bir iktidar Merkez Bankası başkanını kovdu. İkincisinde de dövizli ihalelere devam dedi. Şimdi son olarak BOTAŞ'ın enerji arz güvenliği diyerek açacağı ihalelerde dövizle teklif almasına izin verildi. Tüm bunlar memlekette Türk lirasına güveni arttırır mı? Yoksa dolar bağımlılığının değirmenine su mu taşır? Bunları ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Bugün bir de Ağustos ayı bütçe sonuçları geldi. Biliyorsunuz Merkez Bankası'ndan ihtiyaç akçelerini, kefen paralarını gasp ederek bütçeye yama yapmışlardı. Bu yamaya rağmen bütçe Ağustos'ta zar zor fazla vermiş. Yamayı çekip alırsanız geçen yıla göre Ağustos ayında bütçe açığının %209 arttığını ve 17,9 yani 18 milyar açık verdiğini görüyoruz. Yine sigara başta olmak üzere hatırlayın maktu vergilerde olağanüstü zamlar yapılmıştı ama buna rağmen vergi gelirlerindeki artış %9,3'te kalmış. Bütçenin faiz dışı harcamaları ise hız kesmemiş, geçen yılın Ağustos ayına göre %23 artmış. Harcamalar artarken bütçenin gelir tarafı zamlarla ve bir defalık gelirlerle toparlanmaya çalışılıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Kefen parasıyla ayakta duran bütçe olmaz, derhal tedbir almak lazımdır. Ekonomi tel tel dökülüyor. Ama saray aspirinle milletin kefen parasına el koyarak, TÜİK başkanına verileri makyajlatarak, bir de gündem değiştirerek durumu idare etmeye çalışıyor. Boş lafları bırakacağız. Bir an önce iktidar buradaki bu gözlerdeki çaresizliği görecek. Milletin boşalan tenceresini, cüzdanını bir an önce doldurmaya başlayacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sorularınız teker teker ve kurum kimliklerinizle beraber alabilirim. Serap Belavacıklı Haber Global Televizyonu AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde. Halkımız bize Erdoğanlı olun diye oy verdi. Erdoğansız Bülent Turan Çanakkale'de bir hiçtir. Erdoğan'la yürürse kıymetimiz var dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Şaşkınlık içindeyim. Yani bunu söyleyen Meclis Grup Başkan Vekili. Kuvvetler ayrılığı, şu bu falan bir sürü laflar söylemişlerdi. Şimdi çok açık. Bu iş artık Osmanlı dönemindeki biat siyasetini geçti. Hitler dönemi siyasetini de geçti. Bugün gördüğümüz Putin'in dönemindeki siyaset de geçti. Bu açıkçası Kuzey Kore siyasetinin aynısı. Yani Kuzey Kore'de
Yöneticiler, milletvekilleri Kuzey Kore'nin diktatörüne nasıl yapmadıkları kalmıyorsa bu laflar Türkiye'de de işin o noktalara doğru gittiğini gösteriyor. Bunların hiçbiri doğru değildir. Bu laflar son derece tehlikeli laflardır ve açık söyleyeyim akıllara durgunluk veren laflardır. Siz millet yoksa hiçsiniz. O veya bu kişi değil. Tek bir sorumluluğunuz var, millete hesap vermek. Evet. Buyurun. Bir açıklaması var. Biz FETÖ'cü olan 15-20 milletvekilini partiden gönderdik diyor. O zaman bu milletvekilleri FETÖ'cüyse haklarında bir işlem yapılmış mı, yapılmamış mı, şu anda ne yapıyorlar bu milletvekilleri? Örneğin Hakan Şükür'le ilgili bir şey başlatılmıştı ama sizin bu konudaki değerlendirmeniz ne olur? Açıkçası bu konuyla ilgili her gün biraz daha şaşkınlık içine giriyoruz. Yani bir, bu FETÖ'cü milletvekilleri hakkında ne işlem yaptınız? İki, o FETÖ'cü milletvekillerini, milletvekili çünkü ön seçim falan yok Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Milletvekillerini milletvekili olmak için atayanlara ne yaptınız? Onunla ilgili de bilgi yok. Yazıktır, günahtır. Bu memlekette cebinde dolarları olan, zengin olan FETÖ'cüler protokollerde geziyor. Milletvekiliysen eskiden hakkında hiçbir şey yapılmıyor. Ama mahkemelerde beraat etmiş, suçsuzluğunu kanıtlamış insanlar hala daha devlete geri dönemiyorlar. Bir de Sayın Akşener'in bir çıkışı oldu. Dün de konuşmuştuk efendim. Hani anahtar maymuncuk meselesi önümüzde siyaset hareketli görünüyor önümüzdeki süreçte. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Akşener'in bu çıkışı bir hani rota değişikliği mi sizce? Bunun değerlendirmesini yaptınız mı parti kurullarında? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin Genel Başkanı Sayın Akşener'in oluşturduğu Millet İttifakı geçtiğimiz mahalli idare seçimlerinde çok büyük bir başarı elde etmiş ve Türkiye'nin otoriter bir rejime doğru kayışını durdurmuşlardır. Dolayısıyla ciddi bir demokrasi mücadelesi verilmiştir. Onun dışında izin verirseniz ben Sayın Genel Başkan hakkında hiçbir yorumda bulunma konusunda kendimi yetkili görmüyorum. Efendim, Ekrem İmamoğlu'nun bir tatil polemiği yaşanmıştı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de afiş astırmıştı. Biz tatile çıkmadık, çalıştık şeklinde. Bu mesajın Ekrem Bey'e yönelik olduğu ifade edilmişti ama her ikisi de Twitter'dan karşılıklı açıklamalar yaptılar. Siz bu değerlendirmeleri niye yoruyorsunuz? Niye böyle algılanmış olabilir? Çünkü sonuç itibariyle yani Türkiye'de havuz medyasına dönüp baktığınız zaman öküzün altında buzağı arama konusunda son derece mahirler. Yani dolayısıyla her şeyden bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. İşte yok tatildeydi, tatilde değildi, orada mıydı, burada mıydı? İki belediye başkanımız da, biri Büyükşehir Belediye Başkanımız, biri Ankara'nın en önemli ilçesi olan Çankaya'nın belediye başkanı, ihlas ile çalışıyorlar, gerekenleri yapıyorlar. Evet. Buyurun Serap Hanım. Dünkü parti meclis toplantısına damga vuran konulardan biri Aylin Nazlı Akan'ın geri dönüşü oldu. Daha önce reddedilmişti. Dün de 29-22'ye karşı bir oyla partiye geri dönüş yolu açıldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tartışmalar olduğu söyleniyor. Ben de o parti meclisinde vardım. Herhangi bir tartışma hatırlamıyorum. Parti meclisimiz gizli oyla takdirlerini ortaya koydu. Sayın Nazlı Akan da partiye geri döndü. Diğer
yanlış hatırlamıyorsam 5 arkadaşımızla birlikte. Başka yok soru herhalde. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.